Merhaba arkadaşlar Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Teok Maratonu'na soru çözümlerinin ikinci bölümüyle başlıyorum arkadaşlar. Bundan önceki videomda bir 10 tane soru çözmüştüm hatta 11 soru olmuştu. 11 soru çözmüştük. Bugün de birlikte 8 adet soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu soru çözümlerinin ben önemsiyorum. Tavsiyem sizin de önemsemeniz. Hem TEOK'taki soru tipini kavramanız açısından hem de soruları nasıl çözeceğinizi görmeniz açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı anda bir de biraz da aslında ders çalışmış ve bunun daha doğrusu dersimizin pratiğini yapmış oluyoruz. Öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmiş de oluyoruz. Karma sorular oluyor. Birçok üniteden çeşitli çeşitli sorular hazırlıyorum sizlere ve bunları birlikte çözüyoruz. Faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden bu videolarımı takipte kalın arkadaşlar. dilerseniz bir başlayalım. İlk sorumuzla birlikte. İlk sorumuz arkadaşlar Unit 3 Cooking ünitesinden geliyor. Evet biliyorsunuz ki yemek pişirme ünitesiydi bu ünitemiz. Şimdi burada bir tablomuz var. How to make bread. Yani ekmek yapımı ile ilgili bir tablomuz var. Ve ardından ingredients yani malzemeler listelenmiş. Bakalım malzemelerimizde neler var. Bu arada hemen soru yönergemizi de okuyorum. Listede hangisi yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Doğruyu değil yanlışı arayacağız. Bakın bu tarz sorularda bazen sizden yanlış olanı da isteyebiliyor. Ya da hepsini yanlış verip bir tane doğru verip doğruyu isteyebiliyor. Genelde altlarını bunun çiziyorlar. Renkli koyu bir kalemle. Ancak gene de dikkat edin arkadaşlar. Bazen sınav heyecanı ile o koyu renkle çizilmiş işareti bile göremeyebiliyorsunuz. Evet bakalım. Butter, tereyağı, milk, süt, salt, tuz, lamp, kuzu eti, yeast, maya, flour un demektir arkadaşlar. Evet malzemelerin içerisinde hangisi alakasızdır listeye hangisi yanlış verilmiştir? Bakıyorum tabii ki de arkadaşlar şıklarımda lamp şıklığı alakasız hiç kuzu etli ekmek yemedik. O yüzden de bu şıkkımız yanlış. Devam edelim arkadaşlar. Şimdiki sorumuz unit 8 chores ünitesinden yani ev işleri ünitesinden. Şimdi şöyle düşünelim. bu tarz sorularda yani anlam bozan cümleyi bulunuz şeklindeki sorularda dikkat etmemiz gereken iki şey var arkadaşlar. Bir, tens uyumu yani zaman uyumu. iki anlam bütünlüğü. Şimdi burada bazen cevap yani anlam bütünlüğünü bozan, anlamı bozan cümle bazen tens uyumu olmadığında karşımıza çıkabiliyor. Tens uyumu olmadığında anlaşılabiliyor. Bazen de çok alakasız bir cümle araya giriyor. O zaman anlıyoruz. Ya da bazen iki faktörde bir arada rol oynuyor. Bakalım. Ne diyor cümlemiz? İlk giriş cümlemiz önemli bizim için. We share all the household chores in my family. Biliyorsunuz burada kilit kelimelerden bir tanesi share paylaşmak. Diyor ki ev işlerini ailemde biz ev işlerini paylaşırız diyor. O zaman burada sorumluluk alan bir aileyle karşı karşıyayız. İlk cümlemiz buysa. I'm responsible for cooking the meals and setting the table. Neymiş hikayeyi anlatan kişi, cümleleri kuran kişi? Yemeği pişirmekten ve masayı kurmaktan sorumluymuş. My father vacuums the floors and dusts the shelves. Babası ne yapıyormuş? Babam yerleri süpürür ve rafların tozunu alır diyor. Annem, my mother, bakalım anne ne yapıyor? Does the all does all the housework but she likes it. Annem bütün ev işini yapar fakat ondan hoşlanır. Bir dakika şimdi burada bir durmamız gerekiyor. Anlamda bir sıkıntı oluştu. Tense'de bir sıkıntı yok. Zamanda yok ama anlamda var. Annem bütün ev işini yapar diyor ama burada şehir diyordu. Yani buradaki bu şehir ile old sözcükleri arkadaşlar bir zıtlık söz konusu olduğu için birbiriyle çatışıyorlar. O yüzden de bu cümlemiz hatalı cümle yani anlamı bozan cümledir. Ama gene de sağlamasını yapıp devam edelim. My sister tidies up the rooms and makes the beds. Evet burada da sorumluluk paylaşan diğer bir aile üyesi olan kız kardeş var. O da odaları toparlayıp yatakları topluyormuş, yatakları yapıyormuş. Bu yüzden doğru cevabımız C arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzla. Turizm ünitesinden gelen bir soru arkadaşlar. Konya has, Konya has a very rich cuisine. Şimdi buradaki bu sözcüğümüz çok önemli. Cuisine sözcüğü genelde şu sözcükle karıştırılıyor. Kazın. Kazın kuzen demektir arkadaşlar ama kuzin yemek kültürü demektir. Şimdi burada bakalım Konya ülkemizdeki bir şehirle ilgili bir bilgi. Konya'nın çok zengin bir yemek kültürü vardır diye başlayan bir cümle nasıl devam etmeli acaba? Tabii ki de gene yemek kültürüyle alakalı devam etmeli öyle değil mi? You should visit the tomb of Mevlana. Mevlana evet Konya'da meşhur. Konya'yı Konya yapan bir zat. Ama bakıyorum yemek kültürüyle bir alakası yok. The weather is usually dry and hot. Hava durumuna geçti arkadaşlar. Konya'nın havasının Genellikle kurak ve sıcak olduğundan bahsediyor. Gene alakasız. Torres should definitely try etli ekmek. Şimdi ben burada etli ekmeğe baktığım zaman aklıma ne geliyor? Gene de tabii ki kuzin geliyor. Yani yemek kültürü geliyor arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız Ceyhan olmalı. There are cheap hotels in the center. Şehir merkezinde ucuz oteller var. Gene alakasız bir şık. O yüzden de doğru cevabımız C. Devam edelim. Classroom rules. Evet taze dumanı üstünde bir konu. Yani bunları hepiniz daha yeni öğrendiniz arkadaşlar. Unit 8 chores. Ev işleri ünitesi ile alakalı. Biliyorsunuz ki ev işleri ünitesinde sınıf kuralları ve ev kuralları şeklinde kuralları ikiye ayırdık. Bakalım burada da sınıf kurallarını listelemiş ama arada bir tanesini boş bırakmış. Şıklardan hangisi gelecek buraya diyor. Follow the directions ya da directions diye de okunur. Use your quiet voice. Raise your hands to speak. Evet bunların hepsi classroom rule'dur. Yani konuşmak için ellerini elini kaldır. Sessiz alçak sesle konuş. Follow the directions yönergeleri takip et. Kurallara uy anlamında aslında kullanılıyor follow the directions. Bakalım başka bir sınıf kuralı arayacağım. Be nice to your siblings. Burada bu kelimeler belki biraz bir tık yabancı gelebilir. Kardeş demektir. Kardeşlerine nazik ol, kibar ol olmaz. Keep your desk tidy. Sıranı temiz tut sanki olacak gibi. Take off your shoes. Ayakkabılarını çıkar. Okula girerken ayakkabı çıkarmıyoruz. Don't jump on the couches. Arkadaşlar kanepelerin üzerinde zıplama şeklinde bir olumsuz bir emir cümlesi var. Bir uyarı cümlesi var. Bu da olmaz. O yüzden doğru cevabımız Bursa diyoruz. Evet devam edelim. Five. Your closest friends are like your brothers and sisters because. Evet gene because'lu bir soru var arkadaşlar. Bir durum anlatılıp sebebi açıklanacak bize. Bakıyorum friendship ünitesinden gelen bir konu. Yani arkadaşlık, dostluk ünitesinden gelen bir sorumuz bu. Bu ünitede en çok herhalde şu sözcüğü gördük değil mi? Buddy, buddies, kanka falan. Artık Türkçeye de geçti bu buddy. Millet birbirine buddy diyor. İşte bu o dedikleri buddy arkadaşlar bizim bu İngilizcedeki kanka sözcüğünden güzel Türkçemize geçmiş bir sözcük. Evet. Bakalım. Diyor ki en yakın arkadaşlarınız sizin erkek ve kız kardeşleriniz gibidir. Şimdi buradaki bu like işleri karıştırıyor. Bazısı bu like'a baktığında en klasik hoşlanmak anlamını görüyor. Hoşlanmak anlamında görünce kafası karışıyor diyor ki Allah Allah en yakın arkadaşlarım erkek kardeşimden ve kız kardeşimden hoşlanıyor. Ne oluyor burada falan diyor. Ama hiç alakası yok arkadaşlar. Çünkü emizardan sonra like gelmez zaten. Böyle bir kullanım yoktur like'ın arkadaşlar. Tamam Yani bu like'ı en fazla present simple tense'te hoşlanmak anlamında kullanacak mesela kullanacaksak I like my mesela ne diyebiliriz? Pets Evcil hayvanımdan hoşlanıyorum. Şimdi aklıma geldi. Pet ne alaka? Olmadı pek ama neyse devam edelim. Evcil hayvanımdan hoşlanıyorum. Bakın burada I am like falan diye bir kullanım yoktur. Kesinlikle kullanmayız arkadaşlar. O yüzden buradaki like'ın hoşlanmak anlamına odaklanmıyoruz. Burada gibi anlamına odaklanıyoruz. Evet. En yakın arkadaşlarımız bizim kardeşimiz gibidir. Çünkü you have nothing in common. Ortak bir noktanız yoktur. Hmm olmadı. They always back you up. Sizi her zaman desteklerler. You never get on well with them. Bu cümlede anlamı bu bozuyor arkadaşlar. Get on well with iyi anlaşmak demek onlarla asla iyi anlaşamazsınız. They sometimes lie to you. Size bazen yalan söylerler. Olmadı arkadaşlar bu da olmuyor. O yüzden de doğru cevabımız they always back you up. Bakın arkadaşlar back up desteklemektir ve araya ne aldığı bir subject pronoun. Yani bir özne aldı arkadaşlar, tamam? Evet devam edelim. Altıncı sorumuzda. Evet bu bir grafik sorusu. Bu tarz sorular çok e, çıkıyor karşımıza. Ben Teok'ta da mutlaka bir grafik sorusu bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Evet bakalım bir sorumuz var. Anahtar sorumuz şu: What do teenagers do on the net? İnternette e, ergenler, gençler neler yaparlar? Bakalım. Make new friends, yeni arkadaşlar edinirler. Watch movies and videos, film ve video izlerler. Search for information, bilgi için araştırma yaparlar. Send emails, e-posta gönderirler ve bunların oranları var burada gördüğümüz üzere. Şimdi bunlardan arkadaşlar yanlış olanı bulmamız gerekiyor. Yanlışı bulmamız gerekiyor. Bakalım. D ile mi başlayalım? A ile başlayalım. Nearly half of the teenagers watch movies and videos. Şimdi half of yarısı demekti. Nearly neredeyse demekti. Neredeyse ergenlerin neredeyse yarısı film ve e, video izler. Bakıyorum şöyle şuralarda hatta %50'yi biraz geçmiş gibi görünüyor. Bu soruya bir soru işareti koyalım. Doğru gibi de duruyor, yanlış gibi de bakalım. More than 20% of the teenagers make online friends. Arkadaşlar buradaki more önemli. %20'den fazlası gençlerin ne yapıyormuş? Online arkadaş ediniyormuş. İnternetten arkadaş ediniyormuş. Yani make new friends'le eş bir kelimedir bu. E, eş anlama çıkıyor daha doğrusu. Aynı kapıya çıkıyor diyelim. Yüzde yirmisinden fazlası. Evet gerçekten de bakın yüzde yirmiden fazlası. Bu direkt doğru. Nearly all of the teenagers send emails on the net. İnternette gençlerin neredeyse hepsi e-mail gönderir diyor. Bakıyorum gerçekten de yüksek bir oran. Bu da doğru. Four in one teenagers use the internet to search for information. Arkadaşlar 10 tane gençten 4'ü interneti bilgi araştırmak için kullanıyormuş. Bakın %100 oranı üzerinden bilgi araştırma %80'de. O zaman 10 taneden 4'ü yapmıyor bu işi. Çok daha fazlası yapıyor değil mi? Onda 8 gibi bir hatta ondan tabii onda 8 gibi bir oranı var. O yüzden arkadaşlar bu şıkkımız yanlış gibi görünüyor ve dolayısıyla da ne olmuş oluyor arkadaşlar? A şıkkı yani bu muhtemelen ben biraz fazla ilerletmiş de olabilirim çubuğu. Yani şuralarda falan bitmesi gerekirdi. Bu şıkkımızı da doğru kabul edip kesinlikle yanlış olan D şıkkını işaretliyorum ben. Ve devam ediyorum. Bir klasik bence Teok sorusu daha. Arkadaşlar sıraya sokma. Yani anlamlı bir paragraf oluşturmamız gerektiğinde ne yapmamız gerekiyor? Bunu soruyorlar bize. Adventure yani macera ile ilgili bir e, paragraf var ama karışık verilmiş. It's hang gliding diye başlamış hiçbir paragraf. O işte delta kanatla uçmadır falan diye başlayamaz. Bunun öncesinde bir şeyler olmalı. Bakıyorum hatta şunun sonuna da bir soru şartı koyalım. Burada iki soru ve fark ettiyseniz iki cevap var. O zaman bu cevaplardan bir tanesi birinin bir tanesi de diğer sorunun cevabıdır arkadaşlar. Bu mantıkla bakmanızı tavsiye ederim daha kolay olur. Hemen soruları inceleyelim o zaman. What do you need to do it? Onu yapmak için neye ihtiyaç duyarsın? Şimdi paragrafın başlangıç cümlesi onu yapmak için neye ihtiyaç duyarsın diye başlar mı? Hiç bahsetmedi bakın. Direkt o diyor. Biz anlayamayız ki böyle olduğunda neyden bahsettiğini. O zaman ikiyi kenara atalım. What's the name of the activity? Güzel. Aktivitenin adı ne diye soruyoruz. Hiç bilmediğimiz bir durum var ortada. Ve adını soruyoruz önce. Mantıklı öyle değil mi? Bakıyorum 3 ile başlayan sadece B şıkkı var. Aslında otomatik ben bunu işaretlerim ama ben gene de sağlama yapmak istiyorum. Çünkü bazen şıklarda 3 ile başlayan bir tane daha olabilir. Ki genelde öyle oluyor. Devam edelim. Adını sorduğuna göre A helmet, flying suit and boots. Bunlar malzemedir arkadaşlar. Adı değildir. O zaman 3'ten sonra bir gidecek. Bakıyoruz evet. What do you need to do it? Onu yapmak için neye ihtiyaç duyarsın? Kaska, uçuş elbisesine ve botlara, ayakkabılara ihtiyaç duyarım. O yüzden doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Bir tablo daha. Ya bu örnek çözümlerde bu arkadaşlar bölümde genelde tablo sorulara ya da işte anlam bütünlüğünü bozan sorulara daha çok ağırlık vermeye çalıştım. Çünkü ben çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Hangisi yanlıştır demişiz gene. Burada bir tablomuz var ve bazı göstergeler var. Noktalarla belirtilmiş. Bazısı 3, bazısı 2, bazısı 1 tane, bazısı 4 tane. O zaman bakalım. Bu tarz tablolara baktığınız zaman arkadaşlar önce bir şıkları inceleyin. Çünkü buraya baktığınızda şıkları görmezseniz hiçbir yorum yapamazsınız. Çünkü hiçbir açıklama yapılmamış. Bakın belli sıfatlar verilmiş ve burada spor adları verilmiş. Kimisi extreme sport bunların. Ve sonrasında hep bakın dikkat edelim. Bilenler, düzenli çalışanlar bu yapıları tanıyacaklar arkadaşlar. Ne yapısıdır bu arkadaşlar? komparatif yapısı yani karşılaştırma yapılıyor arkadaşlar. O zaman buradaki bu noktalar da bir şeylerin karşılaştırılması olamaz mı? Mesela dangerous tehlikeli. Mini golf'un tehlikeli olma e, derecesi 1'miş. canoeing'in 4'müş, bungee jumping'in 3'müş, swimming'in ise 2'ymiş. Evet bu mantıkta bakacağız arkadaşlar. Tamam? Bakalım şıkları hemen inceleyelim. Buraya çok fazla takılmayalım. Şıklar üzerinden tabloya dönelim. Swimming is more dangerous than mini golf. Yüzme mini golf'ten daha tehlikelidir diyor. Bakıyorum evet iki tane var. Noktamız o yüzden doğru. Canoeing is less boring than bungee jumping. Şimdi arkadaşlar more daha çok demekse less de onun tam tersiydi arkadaşlar. Hatta little az less daha az demekti. Little'ın komparatif hali less'tir. Evet devam etmek istiyorum. Ee, ne diyorduk? Boring sıkıcı demek diyor ki kanoculuk, kano yapmak bungee Jumping'ten daha sıkıcıdır. Hemen bakalım canoeing'de bir tane var bungee jumping'de iki. Hmm. Sanki bir sıkıntı var bu şıkta öyle değil mi? Bir bekletelim. Mini golf is more tiring than bungee jumping. Bakıyorum tiring yorucu olma ol olayı. Yani diyor ki mini golf bungee jumping'den daha yorucudur. Bu bir yoruculukta... Bungee jumping iki yoruculukta. Hayır daha yorucu değil daha az yorucu öyle değil mi? Evet o zaman sanki bu gibi. Bunu birazdan bir daha inceleyelim. Bungee jumping is less fascinating than canoeing. Bungee jumping e, kanuculuktan daha az büyüleyicidir. Bakın daha az büyüleyici. Bakalım bungee jumping 3, canoeing 4. Gerçekten de daha az büyüleyici. Bu 3 büyüleyici ise bu 4 kere daha büyüleyici 4 yıldızı var yani. Evet bu da doğru arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Sıkıcılığı tam ters orantılı demek ki burada değerlendirmiş. Yani en sıkıcı canoeing sonra bungee jumping sonra swimming sonra ise mini golf. Yani buradaki kişiye göre ona en sıkıcı gelen canoeing. Ama burada diyor ki canoeing bungee jumping'den daha az sıkıcıdır. Hayır daha çok sıkıcı çünkü bir tane yıldızı var. O yüzden de yanlış olan bu. Burası ne olmalıydı? Mor olmalıydı ki biz bu soruya e, bu şıkı doğru kabul edebilelim. Evet ama bizden yanlış istemiş. Bir tane yanlış lazım. O da B şıkkı öyle değil mi? Fazla zorlamayın Hande Hocam diyeceksiniz. Evet arkadaşlar bu bölümü de böylece bitirmiş olduk. E, şimdi ben bundan sonra araya teok ipuçları şeklinde bir video sıkıştıracağım. Arkasından örnek soru çözümlerine devam etmek istiyorum. Ee, şöyle de bir önerim var sizlere. Sıkıntılı olduğunuz konular varsa, yani eksik anlatıldığını düşündüğünüz konular varsa, ya da daha fazla soru çözümü istediğiniz bir ünite, bir konu varsa, o konu üzerine de yoğunlaşabilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar, bir değerlendirmeye alalım. Çünkü sizin isteğiniz doğrultusunda hareket ediyoruz biz. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.